Sayın Fikret Şahin. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de 2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, sözlerimi Sağlık Bakanlığı'nın 2018 ve 2019 yılı Sayıştay düzenlik denetim raporunun şehir hastaneleriyle ilgili tespitiyle başlamak istiyorum. Sayıştay bakın şehir hastaneleri için ne diyor? Genel yönetim muhasebe yönetmeliğine, merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine, muhasebat genel müdürlüğü kamu özel işbirliği uygulamaları muhasebe işlemlerinde yer alan hükümlere uygun bir şekilde yapılmadığı tespit edilmiştir diyor. Bakın bunu Sayıştay söylüyor. Yani diyor ki hesabı kitabı belli olmayan, kimin kime ne kadar ne verdiği belli olmayan bir hastane sistemine karşı karşıyayız diyor. İşte Sayın Bakan, biz bu nedenle şehir hastanelerine Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği diye bu sebeple söylüyoruz. Mevcut iktidar sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte en önemli adımı bu şehir hastaneleriyle attı ve şirketlere vatandaşlarımızın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden döviz bazında para kazanma imkanı sağladı. Bu nedenle şehir hastaneleri esasen kamu hastaneleri değil birer şirket hastaneleridir. Bu hastaneler gelecek nesillerin sağlık hakkı üzerine ipotek koyan, çocuklarımızın sağlık bütçesini kısıtlayan modern bir sömürü sistemi ve adeta günümüzün kapitülasyonları niteliğindedir. Başlangıçta kamu özel işbirliği modeliyle 30 şehir hastanesi yapılması planlanırken Sayın Bakan geçen yıl 14 Kasım 2019 tarihinde yaptığınız açıklamada şöyle diyorsunuz. Kamu özel işbirliği ile tecrübeye sahip olduk. Bu dönemde şehir hastanelerini artık bu tecrübeyle birlikte kendi imkanlarımızla yapmayı planladık. Sizin bütçenizde buna yapabilirliğiniz mümkünse niye bir finans modelini devreye sokmak istiyorsunuz? Sonuçta finans modelinde bir yükü yok mu diyerek bir nevi kamu özel işbirliği modelinin maliyetin çok yüksek olduğunu da itiraf ediyorsunuz. Ve 10 şehir hastanesi projesinde genel bütçeye alıyorsunuz. Yani kamu özel işbirliğinden çıkartıyorsunuz. Bu yılki bütçede de görüyoruz ki bir hastaneyi daha genel bütçeden yapacağını söylüyorsunuz. Öyle görülüyor ki bakanlık şehir hastanelerinin kamu özel işbirliği modeliyle işletilmesinin yanlış olduğunu bir ölçüde kabul etmiş oluyor ve 11 şehir hastanesini genel bütçeden yapacak. Şu anda halen Türkiye'de 13'ü hizmette, 5'i inşaat halinde olmak üzere toplam 18 tane kamu özel işbirliğiyle işletilecek şehir hastanesi var. Şu anda hizmette olan 13 şehir hastanesiyle, Sayın Bakanım size de özellikle dikkatinizi çekiyorum, sizin tablolarınızdan aldım, 17.509 yatak kazanmışız. 13 şehir hastanesini açarken 21 tane de kamu hastanesini kapattık. Toplam 11.392 yatak vardı bu kamu hastanelerinde. Yani 17 şehir hastanesi, 13 şehir hastanesiyle elimizde net 6.177 yatak kazanmış. 6.117 yatak kazandık. 13 şehir hastanesiyle net 6.117 yatak kazanmış olduk. Evet, evet. Şimdi onu da söyleyeceğim efendim. Evet. Bu 13 şehir hastanesi için döviz bazında yüklü miktarda para ödüyoruz. Bakın Merkez Bankası'nın 128 milyarlık rezervlerin eridiği dönemde dahi bu şehir hastanelerine bu ödemeyi devam ettik ve 25 yıl boyunca devam edeceğiz. Şimdi efendim şehir hastanesi hizmete girdiği ilk yıl 2017. 2017 Ekim ayından 2020 yılı Ekim ayına kadar geçen 3 yıllık sürede kaç para kira ve hizmet bedeli ödemişiz Sayın Bakanım? Bakın sizin mali tablolarınızdan alıyorum rakamı. Efendim 15 milyar 587 milyon lira ödemişiz. Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bakın Sayın Tamer siz de dinleyin lütfen. 600 bin lira bir devlet hastanesi maliyeti. Bu ödediğiniz 3 yıllık kirayla 25.978 tane devlet hastanesi yatağına sahip olabilirdik. Ve efendim hayır, kira ve hizmet bedeli, kira ve hizmet bedeli tabii. Kira ve hizmet bedeli. Evet söyle. Efendim süre içeceğim. Tamam. Elbette. Sonuç itibariyle 15 milyar 587 milyon lira 3 yılda ödediğimiz şehir hastaneleri için kira ve hizmet bedeliyle
tam 25.978 devlet hastanesi 500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapabilirdik. Bakın ne diyorsunuz? Koronavirüsle olan mücadelede bu şehir hastaneleri olmasaydı biz ne yapardık diyorsunuz? Keşke olmasaydı da devlet hastanesi yapsaydınız, elimizde 6.117 yatak değil 25.978 yatak olacaktı. Ve tamamlayın sözlerinizi. Ya yok, yoğun bakımda yok, hastanede yok. Nitelikli yatağı söyleyeceğim. Yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Sayın Tamer, bakın. Genel bütçeden yaptığınız bir şehir hastanesinin yatak maliyeti 980 bin lira. Bakın 15.905 tane 3 yıllık kira ve hizmet bedeli 15.905 tane şehir hastanesi yatağına sahip oluyorsunuz. 15 tane şehir hastanesi. Bakın 13 hastane için 3 yılda ödediğiniz kirayla 15 tane hastane yapabiliyorsunuz. Yazık değil mi bu tüyü bitmemiş yetimlerin hakkına? 25 lira ödeyeceksiniz. Yazıklar olsun. Ben size bunu söylüyorum. Bakın gelecek nesillerin hakkını alıyorsunuz Sayın Bakan. Vebali var. Çocukların vebali var üzerinizde. İleride bu bakanlıktan gideceksiniz. Size çocuklar diyecek ki 25 yıl ipotek altına aldınız geleceğimizi. Gelin vazgeçin. Bakın pandemi bir fırsata çevirmeye çalışıyorsunuz. Evet, pandemi bir mücbir sebeptir. Gelin kamulaştıralım. Bu hastaneleri kamulaştırmak bir ekonomik tercih değildir. Gelecek nesillerin sağlık hakkına sahip çıkmaktır. Bu vebal sizin üzerinizdedir Sayın Bakan. Bu vebal sizin üzerinizdedir. Evet. Ve her yıl bütçenizden çok daha büyük bir miktarı bu şehir. Yok Atis. Ben selamlamak sonra bir dakika sürüyor. Sağ ol. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Sayın Şahin, kürsüden ayrılalım. Arkadaşlar niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Sayın Demirbağ, neden bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Sayın Demirbağ, bu kadar kızdıracak ne dediniz ben duyamadım.